Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları incelemek. Şimdi öncelikle geçen dersimizde de söylemiştik. Aynı düzlemde üç doğrunun birbirlerine göre durumlarını incelemiştik geçen dersimizde. Orada ne demiştik? En önemlisi paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardı. Şimdi paralel iki doğrumuz var bu durumumuzda. K doğrusu paraleldir L doğrusuna. Burada nedir? M doğrumuz bir kesendir. M doğrusu keseni yaptıktan sonra bakın burada açılar oluşturmuştur ve biz bu açıların durumlarını birbirlerine göre inceleyeceğiz. Şimdi ilk etapta ne var? Yöndeş açılar var. Yöndeş ne demektir? Yöndeş yani aynı yönde anlamına geliyor, değil mi? Dolayısıyla biz burada aynı yöndeki açılara bakalım. Yani aynı tarafa bakan anlamında. Şimdi burada bir C açısı var. C açısı şu şekilde bakmış, değil mi? Bu da bu şekilde bakmış. F açısı da. Dolayısıyla C ve F nedir? Yöndeş açılardır. Peki kalemimi değiştirdim. Şimdi D açısına bakalım. D açısı bu şekilde bakmış ve G açısı da aynı yöne bakmış. Dolayısıyla D ve G açısı da yöndeş açılardır o halde. Hemen kalemimi değiştirdim. Bakalım A açısı bu şekilde sol aşağı doğru bakmış ve H açısı da şu şekilde sol aşağı doğru bakmış. Dolayısıyla ne diyeceğiz? A ve H de yöndeş açılardır. O zaman ne kaldı geriye? Yine değiştirdim kalemimi. B şöyle sol yukarıya doğru bakmış ve onun gibi E de sol yukarıya doğru bakmış. Dolayısıyla B ve E açısı da nedir? Yöndeş açılar arasında sayılmış olur. Şimdi bundan sonra ne var? Bütünler açılar var. Bütünler ne demekti? Bütünler açı. İki açının 180 derece, iki açının toplamının 180 derece olmasıydı, değil mi? Bütünler dediğimizde biz bunu anlıyorduk. Dolayısıyla buradaki o zaman şu şekilde doğrulara bakacağız ve ne yapacağız? İki açının 180 derece olduğu duruma bakacağız. Yani iki açı toplandığında 180 derece olması lazım. Bir doğru açı oluşturması lazım. Dolayısıyla burada şurayı kapattığımda B ve C açısının toplamı kaç olur burada? 180 derece olur, değil mi? Dolayısıyla B ve C açıları birbirinin bütünler açılarıdır. Peki şöyle kapattım. Bakın yine burada bir doğru açı oluştu. Dolayısıyla burada C ve D açısı da C ve D açısı da bütünler açıdır. Peki şimdi böyle kapattım. Şu şekilde kapattığımda ne oldu? Bakın A ve B açısı da bütünler açı oldu. Şimdi ne yaptım? Bir de bu şekilde kapattım. Şimdi ne oldu? A ve D açısı da yine bütünler açı olmuş oldu. Yine aynı şekilde aşağıda da bu şekilde bakacağız. Öncelikle şurayı kapattım. Bakın E ve F açısının toplamı, E ve F açılarının toplamı nedir? 180 derecedir, bütünlerdir. Peki şöyle kapattım. Yine bir doğru açı oluştu. O zaman F ve G açısı yine bütünler açılardır. O zaman ne yaptım? Şu şekilde kapattım. H ve G açısı yine bütünler açılardır. Ve ne yaptım? Şu şekilde kapattığımda E ve H açısı yine bütünler açılardır dedim. O halde ne yaptım? Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda bütünler açılarında hepsini bulmuş oldum. Şimdi geldik ters açılara. Bakalım. Şöyle yine kalemimi değiştirdim. Ters açı ne demek? Yani birbirinin zıt yönlerine bakacak demek. Şimdi burada örneğin C ne tarafa bakıyor? Şimdi ben farklı bir ok çizeceğim buradan. C şu tarafa bakarken onun tersi ne taraf olacak? O zaman aşağıya şu taraf olacak. Dolayısıyla burada ne olacak? A ve C ne olmuş oldu? Birbirinin tam zıttına baktığı için ters açı olmuş oldu. A ve C. Peki bunun gibi hangileri var? Bakın B ve D yine şu şekilde tam terse baktılar değil mi? Şu şekilde. B ve D açıları yine ters açılar. Yine kalemimi değiştireyim alt tarafta. Şunu alalım. Bakın E şuraya sol yukarı bakarken G sağ aşağıya baktı. Dolayısıyla ne oldu? E ve G ters açı oldu. Daha sonra ne kaldı? Şurada bir H açısı var. F açısıyla bu da ne oldu? H ve F açısıyla birbirine ters açılar olmuş oldu. Şimdi gelelim iç ters açılara. İç ters açı ne demek? Şimdi biraz oklar karıştı ama bir şey göstereceğim size. Şimdi buradaki şu bölge
Bizim iç bölgemiz yani A, D, E ve F açı bizim iç bölgemiz. Diğer B, C ve H, G açıları ise dışta kalan bölgeler. Dolayısıyla ben iç ters açıları incelerken içerideki bölgeye bakmam lazım. Şimdi iç açılar A, D, E, F. Peki iç ters ne demek? Birbiriyle ters durumda olacak, değil mi? Yani burada A şu tarafa bakıyorsa eğer, şimdi A açısı şu tarafa bakıyor ya. O zaman bunun tersi ne tarafa bakacak? Şurada F açısı şu şekilde yukarıya doğru bakacak. Dolayısıyla A ve F ne olmuş oldu? İç ters açılar olmuş oldu. Peki diğer iç ters açımıza bakalım. Şimdi burada iç tersten iki tanesini kapattık. Şunları bulduk. Zaten geriye ne kaldı? D ve E açısı kaldı. Onlar da bakın biri şu tarafa bakıyor. Biri şu tarafa. Yani E ve D açıları da iç ters açılardır demiş olduk. Peki dış ters açılara geldik. O zaman artık içteki açıları kapattım. Sadece dıştaki açılarla ilgileneceğim. Dış tersleri bulacağım. Şimdi G açısı bakın şu tarafa aşağı doğru bakmış. O zaman bunun tam tersi yukarıya doğru şu şekilde bakacak. İçleri kapattım. G bu tarafa baktı. Ters olanı hangisidir? B açısıdır. O zaman B ve G açıları dış terslerde. Peki B ve G'yi de kapattım artık. Şunlar da kapandı. İçleri zaten kapatmıştım. Geriye ne kaldı? C ve H açısı kalmış oldu. Bu şekilde dış ters açıları da bulmuş olduk. Şimdi biz bunları neden gördük? Bunları ezberlemeyeceğiz. Ama ne yapacağız? En azından ters ne demek? İç ters, yöndeş bunlar ne demek? Öğrendik. Bundan sonraki konularda, bundan sonraki sorularda bu bilgilerimizi kullanmaya çalışacağız. Şimdi peki bu yöndeş açılar, ters, iç ters ve dış ters açıları biz nasıl uygulayacağız? Bunları bilmek bizim ne işimize yarayacak derseniz. Şimdi yöndeş açılardan her biri, örneğin aynı yöne bakıyor dedik ya, C ve F açıları birbirine eşittir. Aslında burada verdiğimiz her bir bilgide açılar birbirine eşittir. C ve F açısı birbirine eşit. D ve G açısı birbirlerine eşit. Yani yöndeş açıların hepsi aslında birbirlerine eşit verdiklerimiz. Sadece bütünler açılar bunların dışında zaten bütünler açılarda ne? B ve C'nin toplamı zaten 180 oluyor, değil mi? Buradakilerin hepsinin toplamı birbirlerinin toplamı 180 olacak. Bütünler açılar haricindekiler birbirlerine eşit olacaklar. Bunu bileceğiz. Yani ters açıları bakalım. A ve C demiştik ya şurada ters açılar. İşte bu ters açılar nedir? Birbirlerine eşittir. Örneğin iç ters açılara bak. Burada A ve F açısı iç ters açılar demiştik. İşte bunların ölçüleri birbirlerine eşittir. E ve D birbirlerine eşittir. Yine aynı şekilde dış ters açılarda da B açısı eşittir G açısına ve C açısı eşittir H açısına. Dolayısıyla buralarda hep ne vardır? Eşitlik vardır demiş olduk. Bu bilgiyi bilmek önemli. Bütünler açılar haricinde diğer açılar birbirine eşittir. Şimdi bilgilerimiz tazeyken hemen verilen soruları çözmeye çalışalım. Aşağıdaki şekilde A paralel B ve C kesendir. Verilenlere göre X kaç derecedir demiş. Şimdi zaten kural olarak ne gerekiyor? Paralel iki doğrudan bahsetmemiz gerekiyor. Tamam, paralelliği vermiş. C kesendir demiş. Dolayısıyla hemen verilenlere bakalım. Verilenlerden şurada bir açımız var. Ve şurada da bir açımız var. Bakın bunlarda hangi bilgimden yararlanacağım? Şöyle oklarımı çizdim. Aynı yöne bakmışlar, değil mi? Dolayısıyla bunlar yöndeş açılardır. Şimdi yöndeş açılar nedir? Yöndeş açılar birbirine eşittir. Dolayısıyla ne yapacağım ben? 3x artı 30 eşittir 120 derece yapacağım. Bunu bildim. Hemen denklemimi kurdum. Zaten bundan sonrası kolay. Ne yapacağım? 30 dereceyi karşıya atacağım. Eksi 30 olarak. 3x eşittir. 120 eksi 30. 3x eşittir. 120'den 30 çıktı. 90. Daha sonra ne yapacağım? X'in katsayısına her iki tarafı böleceğim. Sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. O zaman x eşittir. 90'ı 3'e böldüm. Kaç kaldı? 30 derece kalmış oldu. Bize zaten x'i soruyordu. Dolayısıyla x'i 30 derece olarak bulmuş oldum. Hemen diğer soruma geçtim. Yandaki şekilde K paraleldir M ve N kesendir. Verilenlere göre X kaç derecedir diyor. Yine şimdi paralelliği verdi ve N'nin keseni olduğunu verdi. Verilenlere göre X kaç derecedir diyor. Şimdi burada ne var peki? Şimdi burada bir dıştaki açılar var, değil mi? Bakın içleri kapattım. Sadece dış açılardan bize verilmiş. Peki dış nasıl bu açılar? Dış ters. O zaman dış ters açılar birbirine eşittir bilgisinden yararlanarak ne yapmam lazım? 2x eşittir 50 derece yapmam lazım. Bakın bilgiyi bildikten sonra zaten bunu çözmek kolay. Her iki tarafı 2'ye böldüm.
x eşittir 50'yi 2'ye böldüm, 25 derece olarak bulmuş oldum. Zaten bize x'i soruyordu. Diğer sorumuza geldik hemen. Yandaki şekilde D1 ve D2 paralel ve D3 kesendir. Verilenlere göre x kaç derecedir demiş. D1 doğrusu D2 doğrusuyla paralelmiş ve D3 de onların keseniymiş. Şimdi burada bazı açılar verilmiş. Şimdi bu açılarda yöndeşlik, ters açı, iç ters veya dış terslik durumu yok. O zaman ne yaparız? O zaman bunu herhangi bir bilgiye uyarlayabiliriz. Diyelim ki şurası 30 derece ya. Burası 30 derece ise eğer, şurası da 30 derece olmaz mı yöndeş açılardan? Bakın bu da bu tarafa, bu da bu tarafa baktı. Dolayısıyla yöndeş açılar neydi? Birbirine eşitti. O zaman burası da 30 derece olur. Şimdi burada o zaman hemen başka bir bilgiyi kullanıyorum. Burada ne var? Bir doğru var. O zaman şuradaki açı bir doğru açı. O zaman ben bütünler açılardan yararlanabilirim. Yani 2x artı 50... Eğer 30 ile toplanırsa neyi verir bana? 180 derecelik bütünleri verir. O zaman ben bunu çözdükten sonra artık x'i bulabilirim. 2x burası ne oldu? 80 oldu. Eşittir 180'e. Peki 80 dereceyi karşıya attım. 2x eşittir 180'den 80 çıktı. 100 kaldı. Her iki tarafı x'in katsayısına böldüm. Sadeleşti. X eşittir 100'ü 2'ye bölersem 50 derece olarak x'i bulmuş olur. Yine benzer bir soru. Yanda verilen şekilde K1 ve K2 paralelmiş ve yine K3 kesenmiş. Verilenlere göre LSN açısı diyor. LSN açısı bana şurayı soruyor. Şuradaki açıyı soruyor. Şimdi burada da yine herhangi bizim bildiğimiz bilgilerden biri verilmemiş. O zaman ne yapacağız? Hemen uyarlayacağız. Şimdi burada ne var? Bakın şurasına bakalım. Şurası şu şekilde ya. Burada bir iç terslik durumu var değil mi? Dolayısıyla burada x artı 10 ise eğer PNS açısı, o zaman burası da x artı 10'dur. Neden? İç ters açılar çünkü birbirine eşitti. O zaman yine ben buradaki bütünler açıdan yararlanabilir miyim? Çünkü burada da bir doğru var. Doğru açı kaç derecedir toplamı? 180 derecedir. O zaman x artı 10'u ben eğer 3x artı 70 ile toplarsam burada da yine 180 dereceyi elde etmiş olurum. X 3x daha 4x 10 artı 70 80 eşittir 180'e. Yine 80'i karşıya attım. Burada 4x kaldı eşittir 100. Her iki tarafı da 4'e böldüm. Sadeleştirdim ve x'i kaç bulmuş oldum? 25 bulmuş oldum. Yalnız bize burada x'i sormuyordu. Neyi soruyordu? LSN açısını soruyordu. LSN açısı bakalım burada kaç? X artı 10. Yani dolayısıyla ben 25 ile 10'u toplarsam eğer kaç çıkacak? 35 derece çıkacak. LSN açısı. Diğer bir sorumuz şöyle. Yukarıdaki şekilde AC paraleldir. DF verilenlere göre BGE açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani bize şu açının ölçüsünü soruyor. Şimdi ben bu açının ölçüsünü bulmak için 3 ayrı yöntemden yararlanacağım. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Öncelikle birinci yöntemim şu. Böyle bir durum gördüğünüzde şuraları kapatabilirsiniz. Bakın şuraları kapattığımda ne kaldı? Burada bir kalem ucu gibi bir şey kaldı değil mi? Buna kalem ucu metodu veya roket açısı gibi isimler verilebilir. Farklı yerlerde farklı şekilde görebilirsiniz. Şimdi böyle sorularda şuradaki A, B ve C açısının toplamı şöyle yazalım. A artı B artı C açısının toplamı 360 derecedir. Dolayısıyla burada eğer bütünler açıdan yararlanıp şu A açısını yine bütünler açılardan yararlanıp C açısını bulduğumuzda ve bunu 360 dereceden çıkardığımızda ne yaparız? Şuradaki B açısını bulabiliriz. Birinci yöntem şu. Şimdi bunu yapalım. Burada ne var? Şöyle bir doğru açı var değil mi? Burada 50 derece var. Burası 50 derece ise o zaman 180'den ben 50'yi çıkarırsam eğer kaç kalır? 130 derece kalır değil mi? Dolayısıyla burada A adını verdiğim açı kaç derecedir? 130 derecedir. Peki burada da aynı şeyi yapalım. 180'den 30'u çıkardım kaç kaldı? 150 derece kaldı. Demek ki burada C adını verdiğim açı da 150 derecelik bir açı. Şimdi burada A'yı buldum. C'yi buldum. Sadece B'yi bulamadım. O zaman ne yaparım? 150 ile ben 130'u toplarım. 80, 280 ve ne yaparım? 360 dereceden bu 280'i çıkarırsam eğer ne kalır? Şuradaki açı kalır. Bakalım 8, 80. Yani kaç çıkmış oldu buradaki B açısı? 80 derece çıkmış oldu. Şimdi bu birinci yöntem. 80 derece bulduk.
Peki ikinci yönteme bakalım. İkinci yöntemde eğer şurada bir paralellik varsa, açılar şu şekilde gidiyorsa, yani şu şekilde paralellik var ve açılar bu şekilde gitti. Şimdi bu tarafa bakan açılarla bu tarafa bakan açıları topladığımızda birbirine eşit olması gerekiyor. Yani burada şu şekilde şöyle 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 var değil mi? Anlattığımıza göre. O zaman ne yapacak? Şuradaki bu tarafa bakan açılarla bu tarafa bakan açıların toplamı birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ben ne yapacağım o zaman? 30 artı 50 eşittir. Bu tarafa bakan zaten sadece bir tane açı var. O da B açısı. Dolayısıyla 30, 50 daha 80. O zaman 80 eşittir B'ye diyeceğim. Ve ikinci bir yöntemden de yine buradaki açıyı hesaplamış olacağım. Peki üçüncü yöntem ne? Üçüncü yöntemde de şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi burası çok karışık oldu. Onu ben tekrar şuraya çizeceğim. Şöyleydi. Bu şekilde. Şöyleydi. Burası 50 dereceydi. Burası da 30 dereceydi. Şimdi üçüncü yöntemde de şöyle bir şey yapabilirim. Aradan üçüncü bir paralel çizebilirim. Peki bu ne işime yarayacak? Burada iç ters açılardan bakın şurası şu şekilde iç ters ya. Bu bu tarafa baktı, bu bu tarafa baktı. Burası 30 derece ise iç ters açılar birbirine eşitti. 30 derecede burası olur. Yine aynı şekilde burası 50 derece ise şu iç ters açılardan burası da 50 derece olur değil mi? O zaman burada toplam ne oldu? 30 derece ve 50 derece oldu. 30 derece ile 50 derecenin toplamı da 80 derece olmuş oldu. Bu da üçüncü yöntemdir. Siz hangisini istiyorsanız ondan yararlanabilirsiniz. Diğer soruma geldim. Yukarıdaki şekilde LK paraleldir MN'ye. Yani bu ışınlar birbirlerine paralelmiş. LK ışını MN ışınına paralelmiş. Verilenlere göre KLM açısının ölçüsünü soruyor. Bize şurasını soruyor. Şimdi burada örneğin şu şekilde yapsaydım ve bu bir paralel kenar olsaydı. Ne olacaktı? Paralel kenarda şuradaki açıyla buradaki açı ne olacaktı? Toplamı 67 artı x'in toplamı ne oluyordu? 180 derece oluyordu değil mi? O zaman ne yaparım ben? Ben burada x'i yalnız bıraktığımda 180'den 67'yi çıkarırsam eğer o zaman şuradaki açıyı hesaplamış olurum. 3 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 113. Dolayısıyla buradaki açı da 113 derece çıkmış oldu. Geldik diğer bir sorumuza. Yukarıdaki şekilde BA ışını paraleldir CD ışınına. Yani buradaki BA ışını paralelmiş CD ışını. Verilenlere göre x kaçtır diyor. Şimdi burada yine şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bunlar paralel ya. Şunlar şu şekilde paralel. Bu da birine kesen. Dolayısıyla buradaki ters, iç ters, dış ters bu şekilde yöndeş bu açılardan birinden yararlanabiliriz. Şimdi burada hangisinden yararlanacağız? Bakın şurada şöyle bu şekilde bir oluşum var. Yani şu tarafa bakarken buradaki açının tamamı da bu tarafa bakmış. Yani burada nasıl bir oluşum var? Aslında iç ters açılar var. Yani o zaman şuradaki B açısı C açısıyla birbirine eşit değil mi? Yani toplamda burası ne? 70 artı x neye eşit? 110'a eşit iç ters açılardan dolayı. Dolayısıyla ben bunları birbirine eşitlediğimde ne olacak? X'i bulmuş olacağım. O zaman 70'i karşıya geçiriyorum. X eşittir. 110'dan da 70'i çıkarıyorum. 0, 11'den 7 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. Dolayısıyla x kaçmış? 40 dereceymiş demiş olduk. Yani burada önemli olan paralellikten ve kesenden yararlanarak iç ters, dış ters, yöndeş bu şekilde açıları görebilmek. Yukarıdaki şekilde BA ışını yine paraleldir DE ışına diyor. Yani şurada bu ikisinin paralelliği verilmiş ve verilenlere göre x kaçtır demiş. Yalnız burada y var, burada x var. Yani y kaçtır demek istiyor aslında. Şimdi burada bu soruyu da farklı yöntemlerle çözebilirsiniz. Ben şu şekilde yapacağım. Buradan şu paralelliği şu tarafa doğru devam ettireceğim. Bakalım ne olacak? Paralelliği devam ettirdiğimde şuradaki açıyla bakın. Şuradaki paralel, buradaki paralel. Dolayısıyla burada neler var? Yöndeş açılar var. O zaman burası 105 derece ise şurası da 105 derece olur değil mi? Peki burası 115'ti ve burada da bir bütünler açılardan yararlanabiliriz. Yani 180'den ben 115'i çıkarırsam bakalım kaç kalır? Burada 5, 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 65 kalır. Yani bu üçgenin iç açılarından birinin derecesi 65 derece. Diğeri de y derece. Peki üçgenin iki iç açısının toplamı neye eşittir? Bir dış açının toplamına eşittir değil mi? Dolayısıyla ben burada y artı 65'i toplarsam eğer kendine komşu olmayan bir dış açıya eşit diyebilirim.
Bu şekilde. Peki o zaman ne yapacağım? Hemen 65'i karşıya atalım. Y eşittir 105 eksi 65 yapacağım. Burada 0, 4. Dolayısıyla Y kaçmış? 40 derece olarak bulmuş olacağım. Diğer sorumuzda yine bir paralellik var. BA ışını paraleldir DE ışına. Verilenlere göre C açısı kaç derecedir demiş. Şimdi biraz önce şu şekilde uzatarak gitmiştik. Ne demiştim? Şunlar ikisi paralelse eğer bu taraftaki açıların toplamıyla bu tarafa bakan açıların toplamı birbirine eşittir demiştim. Şimdi bu da bunun şu şekilde yan çevrilmiş versiyonu. O zaman ne yapacağım? Burada şu şekilde paralellik varsa o zaman aşağı bakan açılarla yukarıya bakan açının toplamı birbirine eşit olacak. Yani 40 artı 30 aşağı bakan açılar. Yukarı bakan açı zaten bir tane, o da C açısı. O zaman aşağı bakanlarla yukarı bakan açı birbirine eşit olmuş olacak. Buna da M kuralı falan diyebilirsiniz isterseniz. Belki görmüşsünüzdür. O zaman 40-30 daha 70. 70 eşittir C'ye. Direkt C açısını bulmuş olduk. Burada da yine roket veya kalem ucu kuralı dediğimiz kurala benzer bir şey var. Yandaki şekilde yine M, R ve N, S ışınları paralel. Buna göre A açısı kaç derecedir demiş. Şimdi yine burada şey yapabiliriz. Bütünler açılardan yararlanarak şu açıyı ve bu açıyı bulabiliriz. Şurada 180'den 25 çıkarsınız, bu açıyı bulursunuz. 180'den 35 çıkarırsınız, buradaki açıyı bulursunuz. Ve buradaki 3 açıyı toplayarak bunları 360 dereceden çıkararak A açısını bulabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Ben bunlara bir paralel daha çizeceğim. Bir bakın ne olacak. Şimdi burada paralellikten dolayı şu tarafa bakan bir 35 derece var ve bu tarafa bakan yine 35 derecelik bir açı olacak. O zaman bu açının bu tarafa da bakan tarafı 35 derece olacak. Şimdi bunu kapattım. Yine burada ne var? Şurada bir yöndeşlik var. O zaman buradaki açı 25 derece ise bu ne olacak? Bu da 25 derece olacak. O zaman bu açının A açısının 2 adet değeri oldu şuradan. Yani yarısı bu taraftan geldi, bir kısmı da bu taraftan geldi. Dolayısıyla ne yapacağım? 35 artı 25'ten A açısının toplamda kaç derece olduğunu bulacağım. 1 geldi. 3, 3 daha 6. Dolayısıyla A açısı kaçmış? 60 dereceymiş demiş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.